bir gönül verdi bana. Ademeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana. Ademeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur. Bir dem gelir geryan olur. Bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de sürekli kendisini semî ve basîr diye, işiten ve gören diye ve aynı zamanda Allah kelam sıfatıyla tüm varlıklarla iletişim kurmakta, her bir varlığa münasip bir şekilde Cenab-ı Hak o varlıklara emretmektedir. Kainatın başlangıcında ilk söz vardı. İlk söz oldu. İlk kelam oldu. İlk lisan ve dil oldu. Diğer bir ifadeyle Cenab-ı Hak ilk kalemi yarattı ve ondan sonra kaleme emretti yaz diye. İşte o yaz deme olayı adeta bir lisan oldu, bir dil oldu ve o dil, o lisan aynı şekilde bütün varlıkların kendi hususi lisanıyla, konuşmasıyla, tekellümüyle, dile gelmesiyle, anlaması ve aynı zamanda kendisini bir başkasına lisan yoluyla, dil yoluyla anlatmasıyladır. Buradaki lisandan kasıt, evet, belki ilk etapta biz kendimiz lisan deyince normal şu et, 200 gramlık bir et gibi organ gelebilir. Ancak elbette ki lisan sadece burnuna değil, her bir varlığın kendisine mahsus bir lisanı, konuşma tarzı, konuşma şekli vardır. Bu bazen lisan-ı hal ile olur ki yeri geldikçe ifade edeceğiz. Yani mesela diyelim ki kapınıza bir dilenci geldi. Hiçbir şey söylemiyor. Boynunu bükmüş, elini açmış. Herhalde ne demek istediğini anlarsınız. Veya bir insan gözyaşı, bir çocuk, bir kadın, bir anne feryat ediyor. Veya hiçbir şey söylemiyor, gözyaşlarını akıtıyor. Elbette onun ne demek istediğini anlarsınız. İşte bazen lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha etkili oluyor. Mesela bunun örneklerini gördük. Hakikaten sahile vurmuş olan o Aylin bebeğin durumu, 8 milyarın belki insanın anlamadığı, anlayamadığı, birbirlerine ifade edemediklerini bir o Aylin bebek, yani denizden sahile vurmuş olan o Aylin bebeğin o lisan-ı hali, o durumu aslında çok etkili bir şekilde bir dil oldu. İnsanlara çok hakikatları adeta beyinlere zonklatırcasına da hatırlatmış, anlatmış oldu. İşte mesela mikroskobik canlıların birbirleriyle olan iletişimi lisan ile olduğu gibi, karıncanın arının hakeza birbirleriyle olan münasebetleri kendilerine uygun dilleriyle olmaktadır. Makro alemdeki varlıklar bir gök gürültüsü. O onun göğün bir dilidir. O aynı zamanda yağmurun bir habercisidir, bulutların bir dilidir, göğün bir dilidir. Buna göğün ağlaması deyin, gülmesi deyin, tebessüm etmesi deyin, yer ile olan iletişimi deyin. Bunlar bir lisandır, varlıkların birbirleriyle olan iletişimini sağlamış olmaktadır. Diğer taraftan rüzgarın bir dili vardır, eserekten. Taşların bir dili vardır, tıktıkları ile. Suyun bir dili vardır, şarıltısı ile. Yani bir koyununki vardır, melemesi. Bir ineğinki vardır möylemesi, yani kısacası bir kedinin mırmırı hakeza. Yani bütün bu varlıklar ister lisan-ı hal olsun, ister lisan-ı kal olsun. Bunlar böylece kendilerini ifade etmek için diğer varlıklarla, başta kendi cinsleriyle iletişim kurmuş olurlar lisan ile, bir dil ile. İşte ondan dolayı baktığımız zaman dil aslında insanın içerisindeki düşünmek istediğini dışarıya aksetmesidir. Dile getirmesidir. Kalbinin arzu ettiğini, aklının düşündüğünü, vicdanın feryat etmek istediğini, kısacası batini olan duygularının zahirdeki iletişim durumu bazen yüzde, simada, insanın dış yapısında, halinde, tavrında, farklı şekillerde, hiddetinde, sevincinde, tebessümünde, üzüntüsünde, farklı suretlerde dışarıya tezahür etmesidir. Bazen de dediğimiz gibi bunu bizzat dil ile, bazen bunu kalem ile, kaleme dökmek suretiyle ifade etmesidir. Onun için
Lisan, dil, bütün kainatın birbirleriyle olan iletişimidir. Bununla farklı şekilde mesela Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresiyle ilgili bir sure, bunun tefsirini yapmıştım. Bununla ilgili yazılan bazı yazıları yazmıştım. Yine bununla ilgili olaraktan bir lisan, bir insan meselesi üzerine televizyonda bir sohbette bulunmuştuk. Ki mevcudatın lisanı, varlıkların her birisinin kendi hususi dilleri, lisanları, ifade tarzlarının söz konusu olması. Bazı kalemler, bazı sözler vardı ki nitekim söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı misali. Bazı kalemler vardır ki, sözler vardır ki, lisan vardır ki insanı öldürür. Bir nokta sükut ile gözü kör eder misali. Arapçada göz, Osmanlıcada göz ile körün yazılışı aynı, sadece bir nokta farkı. Yine kalem ile ilgili yapmış olduğum bir sohbette bunu ayrıca detaylı ele aldım. Kalem ve kelam ile ilgili bir yazıda da bunu dile getirdim. Yani burada lisan üzerine daha ziyade duracağız. Baktığımız zaman bu konuşma, bu dil, ifade dediğimiz gibi genel olarak sadece insanın bu dil ile yapmış olduğu münhasır bir konuşmaya havale etmemek lazım. Onunla sınırlanmamak, boyutunu daraltmamak gerekir. Bütün kainatın bir lisanı mahsusu var, özel bir dili var, özel bir iletişim tarzı var. Yani yabancı dilde konuşan bir insanın konuşmasını anlamadığımız zaman işte bu anlamsız bir şey söylüyor diyemeyiz. Biz anlamıyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيهَهُمْ. Mesela her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Lakin siz onların ne dediğini anlamazsınız. İsra 44. ayet-i kerimede. Demek ki her bir varlığın bir konuşması var, bir dili var, bir ifade tarzı var. Burada demek ki bir anlamakta yetersizlik ve olması veya dünya standartlarında tamamen bunun ortaya çıkmaması, belli olmaması gibi. Yoksa hayvanlar birbirleriyle bazen koku olaraktan, bazen ses olaraktan farklı suretlerde birbirleriyle çok güzel iletişim kuruyorlar. Bazen bu saldırı şeklinde, bağırma şeklinde, hiddet şeklinde, pençe şeklinde, ısırma şeklinde farklı şekillerde bu içindeki özelliklerinin bir dil ile farklı bir surette dışa yansıması olaraktan bunu görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de bu varlıkların bu manadaki ifadelerini Kur'an-ı Kerim farklı şekillerde temsiller suretiyle dile getirir. Ve burada da Üstad İşaratul İcaz'da İnnallâhe lâ yestahye ayetini tefsir ederken Cenab-ı Hak bir baudeyi, sivrisineği temsil getirmekten çekinmez. Onu örnek verdikten sonra da burada iki ayeti Üstad nazara veriyor. Lisan ile ilgili olan noktaya burada bakacağız inşallah. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ez cümle. Kemesellezî istavkade nâra. Burada Bakara 17. ayette bunların durumu aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Münafıkların vaziyeti. Diğer ayette ve evkesay gibi minessema ve yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Bakara 19. ayette böyle bir temsil veriyor gibi. Şimdi burada o şimşeğin bu da ayrı bir sesi. Yani mesela ateşin aynı şekilde kendi ayrı bir lisanı var, yakma şekli var. Onun o lisanıdır, dilidir gibi adi, normal, adet halindeki kıymetsiz misallerden Kur'an'ın getirdiği temsiller yüksek kelamların kemaline yakışmaz bir soru mahiyetinde. Bu gibi temsiller beynen nas, insanlar arasında yapılan mükalemelere, konuşmalara benziyorlar diye mugalata ile halt etmişler. Yani karıştırarak yanlış düşünceyle bunu yanlış tevil etmişler. Oysa öyle değil. Kur'an-ı Kerim onların o haltlarını, bu hakikati karıştırmalarını bu ayetle başlarına vurmuştur. Arkadaş, acele etme. Burada bir parça durmak icap eder. Onların pek vahi ve zayıf, sönük ve zayıf şüpheleri vardır. Bu şüpheler müteselsil, silsile halinde bazı vehimlerden neşet etmiştir, ortaya çıkmış. O vehimlerde bazı muhalatalardan, karıştırmalardan husule gelmişlerdir. Onların Kur'an'ın kemalini tenzil etmek, indirmek için Kur'an'ın temsillerini insanların temsillerine kıyas etmeleri kıyası maal farıktır. Yani ayrılması mümkün değil. Yani böylece elbette ki Allah'ın kelamı ile insanların kelamı kıyasa girmez. Ancak ne olabilir? Bir ölçü birimi olabilir. Aralarında dünyalar kadar fark vardır.
Onları muhalata ile karıştırma ile bu kıyasa sevk eden noktalar. 1. Onların her şeye me'ruflarına, alışa gelip ülfet ettiklerine baktıkları nazarla bakıyorlar. 2. Onların insanın zihninin, fikrinin, lisanının, sem'inin, işitmesinin cüz'i olduklarını ve cüz'i olduklarından kasten ve bizzat iki şeye beraber taalluk edemediklerini nazara almışlardır. Şimdi burada yani dünya standartlarında dediğimiz gibi insan dil ifadesiyle hadi bilemedim birkaç farklı dil biliyor, onu da öğrenmiş oluyor. Ama yani bir cennet boyutu içerisinde düşündüğünüz zaman mesela Efendimizin bu dünyada bile mucizesinde ağacı çağırıyor, geliyor. Taş aynı şekilde tesbih ediyor. Hayvan itaat ediyor. Demek ki burada lisanın gücü kuvveti de burada önemli. Çağıranın çağırması. Ağız aynı ağız, dil aynı dil ama söyleyen farklı. Olunca bu sefer onun odaki etkisi otomatikman farklı olmuş oluyor. Burada bir manayı Üstad Haşiye tarzında burada bu manayı ifade ediyor. Burada konu lisan ile ilgili olduğu için o noktayı nazara vereceğim. Bu mealdeki ayette bir mübalağa, bir müzayede görünür. Sanki bir abartma gibi. Fakat hakikata, vaka bakılırsa ziyadelik yoktur çünkü. Kelime bir manayı ifade eden şeye denir. Arapça kitaplarda da ilk başta girişte kelimenin tarifi yapılır. Kelime aynen kılınç ve bıçakla bir şeyi yaralamak gibi. Yani insanda yapmış olduğu etki. Onun için aslında lisan söylemiş olduğu kelime ile başkalarında bir yara açar. Bu bazen açtığı şey olumlu, bazen olumsuz olur. Yani bazen mutlu eder, bazen mutsuz eder. Çünkü kelime bir manayı ifade eden şeye denir. Ama nahvilerin, Arap gramer işleriyle uğraşanların lafız ile takyid ve tahsis ettikleri, yani ağızdan çıkan şeyle kayıt ve özelleştirdikleri onlara mahsus bir ıstılahtır. Evet, biri kal, diğeri hal olmak üzere iki lisan vardır. Meselenin özü bu. Yani kurumakta olan bir ağacı, bir çiçeği gördüğünüz zaman herhalde ne demek istediğini anlıyorsunuz. He, susamış diyorsunuz. Kedinin miyavlamasından he, demek ki acıktı veya su istiyor, bir ihtiyacı var. Bir dile getirmek istediği bir şey var diye oradan anlıyorsunuz. Demin dilenci misalini verdiğimiz gibi. Onun için kainatın da bu manada her şeyde de ya bir dil olan lisanı kal vardır, ağızdan çıkan söz dili, ya da hal dili vardır. Duruşu, tavrı, vaziyeti vesairesi. Lisan-ı kalin söz ile yapılan konuşmanın kelimatı elfaz ise, lafız, sözcükler ise lisan-ı halin kelimatı da ahvaldir. Ha, boynunu. Bitkin bir vaziyette. Binaenaleyh kutsi şairin ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala enne vahid. Yani bütün her şeyde Allah'ın varlık ve birliğini gösteren ayet, alamet, işaretler vardır. Dediği gibi, kitab-ı kebiri kainatta, şu kainat kitabında, yaratılan herhangi bir şey, Halık'ının azametine delalet eden bir kelime-i halidir. Hal bildiren bir kelime. Eşşar ile denizler, yani ağaçlar ile denizler, kainat kitabında mevcut kelimat-ı haliyelerinin yazılmasına kafi geldiği takdirde, mesela denizin o hali değil mi? O dalgalı hali, bir şeyler ifade ediyor. Bir manayı ifade etmiş oluyor. Bir lafızdır o da. O denizlerin katreleri, damlaları, o ağaçların zerreleri birer hali kelime olduğundan onların da yazılması için mürekkep kalem lazımdır. Mesela bunu nerede görürüz? Diyelim ki bir ağacın altında, bir sahilde oturan bir yazarın, bir şairin halini düşünün. Eline kalem kitabı alır. O denizin o halinden, o ormandan, o kuşların ötüşünden ilham alaraktan bakarsın şiir yazar. Diliyle terennüm eder, bakarsın bazen uzunca bir makale yazar. Yani böylece o bazen dille dökülür, dile dökülür içindeki duygular, bazen kaleme dökülmüş olur. O da bir lafızdır, bir lisandır, bir dildir. Öyleyse onlar içinde, onlar kadar başka eşcar, ağaçlar ve denizler lazımdır. Ve hakeza, her bir birincinin katreleri ve kelimatı yazıldıktan sonra ona da onun kadar ikinci bir takım eşcar, ağaçlar ve denizler lazımdır. Ki burada Kur'an'ın kelamına örnek veriliyor. Hal böyle ila gayrin nihaya, sonsuza kadar teselsül eder gider. Cenab-ı Hakk'ın kelimatı, Allah'ın sözleri, zat-ı ezeli olduğu, ezeli ebedi olduğu gibi sıfatları da ezeli ebedidir. Kelamı da ezeli ebedidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametine, büyüklüğüne delalet eden
kelimat-ı haliyesi bitmez. Demek hakikatta en tenfede kelimat-ı Rabbi ve nevci'na bimislihi mededa. Yani Kehf 109. ayette ki Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette de geçiyor. Eğer kulumuz ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fe'tu bi suretin min misli ve du şuhedaekum min dunillahi in kuntum sadikin diye. Yani eğer Kur'an'da bir şüpheniz varsa benzerini getirin manasında. Burada da de ki Rabbimin bütün isim ve sıfatlarının tecellileri ve onun icraatı olan kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı, hatta onlara bir o kadar daha ilave etseydik, bütün bu denizler biterdi de Rabbimin kelimeleri yazmakla tükenmezdi. Niye? Çünkü sonsuzdur. Ayetinin ifade ettiği manada hiçbir cihetle mübalağa müzayede yoktur. Belki tenakus vardır. Yani burada bir abartma yok. Demek ki burada lisan-ı ilahi, kelam-ı ilahi, kelimat-ı ilahi, Cenab-ı Hakk'ın kelamı bu manada sonsuzdur. Allah'ın kelamı bu manada hat ve hesaba gelmez. Elbette ki sınıra gelmemiş olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu manadaki kelamı sonsuz ve de sınırsız olarak da mevcut olmaktadır. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah onların kulaklarını ve aynı zamanda kalplerini mühürlemiş, damgalamıştır. Burada kulaklarında lisan ile alakalı, çünkü mesela Kur'an'da Allah kendisini isimlendirirken önce semi sonra basar. Önce işitme sıfatını zikreder, sonra görme sıfatını. Çünkü işitme görmeden önce gelir. Çünkü lisan devreye girince, konuşma devreye girince hemen ilk onu duyan kulak olduğu içindir ki ondan dolayı sürekli Allah kendisini önce işiten sonra gören diye tavsif eder. Burada ve alâ sem'im kelimesiyle, küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerini işaret etmiştir o kafirlerin. Hatta kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman kainattan gelen manevi nidaları işitir. Demek ki kainat konuşuyor. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Demin İsra 44'te ifade ettiğimiz gibi. Demek ki burada aslında frekansı açmak lazım. Alıcı vericileri açmak lazım. Demek ki buradaki iman kulağıyla dinlenildiği zaman böylece o Allah'ı tesbih eden lisanlardan ne ifade edilmiş olduğu anlaşılır. Ki üstadın dediği gibi kedilerin mırmırlarını dinledim. Baktım ya Rahim ya Rahim diyor. Oysa biz normal mırmır deyip geçebiliriz. Demek ki iman kulağıyla dinlenildiği zaman onun lisanının, dilinin boş bir dil olmadığını, orada Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini ve o dili iman kulağıyla demek ki dinlediğimiz zaman ondaki o mana ortaya çıkmış, o kelam ortaya çıkmış oluyor. İşte anlamanın yolu demek ki yani alıcı ve vericileri açmak, iman kulağıyla dinlerken iman lisanıyla da elbette ki dile getirmek lazım. Mesela Kur'an'ın lisanından birisi Rabbimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim vaktaki ya eyyühen nas obudu, ey insanlar ibadet ediniz. Emriyle insanları ibadete davet etti. Sanki lisan hal ile. Kur'an hem buradaki lisanı kal hem burada hal ile diyor ki ne için ibadet yapalım? İlleti nedir? Yani ibadet yapın diyor, tamam bu lisanı kal, dil sözcük bu. Ama haliyle insan soruyor acaba niçin yapalım? Çünkü hemen onun cevabı da gelecek. Yani burada hem lisanı kal var hem lisanı hal var. Diye sorulan suali Kur'an-ı Kerim Rabbukumullezi halakakum. Çünkü o Rabbiniz sizi yarattı. İle ahir cümleleriyle cevaplandırmak üzere sani'in vücudu vahdetine dair bürhanları zikretmeye başladı. İşte Kur'an'ın bu manada hem kal dili var hem hal dili var. Bir ayet-i kerimede hem o kal dilini hem de o hal dilini rahatlıkla görebilmekteyiz. Yani burada lisanın neye ait bir lisan olduğu önemlidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur ki Efendimiz için وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِنْ يُوْحَى وَمَا يَنْتِكُ نَتَكَ نُتُكُ konuşma. Bu konuşma lisana, dile ait bir duygudur. O kendi heva ve hevesinden, arzu ve keyfinden konuşmaz. O kendisine vahyedilen bir vahiy söyler diyor Kur'an. Onun için Efendimizin lisanı aslında doğrudan doğru Kur'an'ın lisanıdır. Mesela Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselama bak ki o zat herkesçe müsellem, teslim edilmiş, kabullenilmiş, ümmiliğiyle beraber okuma yazma bilmemesiyle. Geçmiş enbiya peygamberleriyle kavimlerinin ahvallerini, hallerini görmüş ve müşahede etmiş gibi kesin olarak yani
Kur'an'ın lisanıyla söylemiştir. Şimdi onlardan Efendimiz haber verirken Kur'an'ın dilini kullanıyor. O dille onları söylüyor ve onların ahvalini, sırlarını beyan ederek aleme neşir ve ilan etmiştir. Bu da ayrı bir dil olmuş oluyor. Demek ki burada Efendimizin buradaki farkı sözlerindeki etki ve tesir ve doğruluk elbette ki onun Kur'an'ın dilini kullanmış olmasından kaynaklanıyor. Mesela bu bizler de ya bir diyelim ki ilahiyat camiası, diyanet camiası. Şimdi konuştukları sözlerini malumunuz Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle bezedikleri zaman bakıyorsunuz ki arada yıldız gibi parlıyor. Güneş gibi hakikatlerin parladığını görüyorsunuz. Çünkü ama kendi sözü diyelim ki ne kadar etki olabilir? Yeterli değil. Ama içerisine hadis-i şerifi ve Kur'an-ı Kerim'i koyduğu zaman artık o lisan farklılaşıyor. İnsanlar üzerinde bir titreşim, bir etki meydana getirmiş oluyor. Onun için en büyük lisan Kur'an lisanıdır. Onun için denilir estakul kelam ve eblahun nizam kelamullahil melikil azizil allam. En beli söz, en doğru söz elbette ki kelam-ı ezeli olan Allah'ın sözü. Yani onun için kulağı açıp bütün sesleri dinlemek, yani bütün varlıkların farklı. Mesela onu Kur'an'da şimdiye kadar birçok şey tasvir ediyor. Mesela diyelim ki sahra ve çöl adamları basit ve saf insanlar olduğundan medenilerin medeniyet perdesi altında gizleyebildikleri hile ve desiseleri bilmezler ve gizleyemezler. Her işleri merdanedir, kalpleri ve lisanları birdir. Yani üstad bazı yerde kalpten hakikat çıplak çıktı diyor. Mesela yine halk arasında al haberi çocuktan. Yani böylece içte bulunan şeyler bazen aynısıyla dışarı çıkıyor. Ama bazen tabii şu var. Diyelim ki hilebaz olan bir insan bu sefer içindekini bezeye bezeye farklı şekillerde lisanıyla dışarıya farklı surette çıkartmış oluyor. Onun için burada aslında lisan insanın içerisindeki oluşturmuş olduğu meselelerin dışarıya yansımış halidir. Ama bu hakikat ise uzun süre gider. Hakikat değilse zaman içerisinde o süslemeli olan şeyler o süsünü tamamen kaybeder. Alttan ne mal olduğu, altın ve elmas diye sattığı şeyin bir bakmışsınız ki kömür ve demir olduğu ortaya çıkmış olur. Onun için burada kalp doğrudan doğruya iman ile bezenirse, kalpte bir mertlik, merdanelik olursa aynı durum lisana da aynı şekilde aksetmiş olur. İşte çöldeki insanların durumu bu. Kadınların, çocukların, yaşlıların, gençlerin, müminin, kafirin, işte bunların her birinin içindeki pozisyona göre lisanı da dili de farklılık arz etmektedir. Üstad mesela işaratul icazda ulakevmül hasirun. Onlar zarardadırlar. Bu ayet-i kerimenin münasebetlerini zikrederken Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve ayetlerin cümleleri ve cümlelerin heyetleri saniye, dakika, saatleri sayan saatin milleri gibidirler. Millerin her ikincisi birincisine yardım ettiği gibi bir ayet bir maksadı takip ettiği zaman cümleleri de o maksadın etrafında dolaşırlar. Cümlelerin heyetleri dahi cümlelerin izini takip ediyorlar. Vaziyetleri öyle bir noktaya gelir ki halleri lisan hal ile şu beyti okuyor. Yani aralarındaki münasebet uyumluluktan dolayı. İbaratuna şetta ve hüsnüke vahidun ve kullun ila zâkel cemâri yuşir. Yani söylediğimiz sözler ayrı ayrı ise de senin hüsnün güzelliğin birdir. Bütün sözlerimiz o hüsnü cemale işaret ediyorlar. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'in selaseti, akıcılığı ve yüksek belagatı, edebi yönü, fenli yönü ve nakşındaki inceliği tabaka-i icaza vasıl olmuştur. Şimdi doğrudan doğruya kelam-ı ilahi olduğu için başlangıcıyla sonucu arasında, kelimeyle, harfiyle, noktasıyla bir bütünlüğü arasında tam bir uyumluluk vardır. Çünkü kelam, kelam-ı ilahidir. Lisan, lisan-ı ilahidir. Allah'ın konuşmasıdır. Onun için hepsinde tam bir güzellik vardır. Yine diyorum, zatında olan güzellik gibi kelamında da aynı şekilde hem güzellik hem de ezeli ve ebedilik söz konusu olmaktadır. Üstad işaratul icazda ve alleme ademel esma kulla ayetini, talimi esma meselesini zikrederken, burada ayetin sonunda şu ifade var, size demedim mi? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, kâle, elem ekullekum inni âlemu gaybes semâvâti vel ard ve âlemu mâ tubdûn ve mâ kuntum tektumun. Burada şuna işaret var. Size demedim mi semavat ve arzın gaybını bilirim. Ve sizin Adem hakkında lisanla izhar ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim.
İşte Allah. Böylece kalbin dilini de biliyor. Yani kalbin de dili var. Vicdanın da dili var. Aklın da dili var. Yani zahiri duygularımızı temsil eden kafamızın nasıl bir dili varsa, batini duygularımızı da aynı şekilde temsil eden bir dili söz konusudur. İşte Allah. İnsanı sadece zahirinde dile getirdiklerini değil, batınındaki duygularının da kalp gibi dile getirdiklerini açığa çıkartıp içerisinde barındırdıklarını da Allah bilmektedir. Onun için melaikelerin bu konuda Hazreti Adem'in yaratılması, talimi, Esma'yı bilip bilmemesi konusunda böylece onların içerisinde olduğunu, yani onlar ne demişlerdi? Kale etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima. Dilleriyle bunu söylemişlerdi. Yani ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek varlıklar mı yaratacaksın? Yani Allah ise inni alemu ma la ta'lemu. Ben sizin bilmediğinizi de bilirim. Ve yine devamında da dediğimiz gibi gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Yani kalplerindeki, akıllarınızdaki adeta şerit şeklinde hayalinizde geçirdiklerdir. İşte ahirette mesela fiiliyata dökülmemişse diliyle adam inkar etmemiş. İnkar etmemiş. Çünkü orada dilde söylemesi lazım. Fakat kalben münafık. İşte Allah ahirette o münafığın, insanların içindeki münafıklık veya halisiyet ve ihlas. Diliyle yardım etmemiş ama kalben arzu etmiş. Onun da sevabını verecek. İşte Allah niyet dediğimiz manada burada devreye giriyor. O niyete göre Cenab-ı Hak muamele ederekten onun içerisindeki o duygularının dilini işiten Allah böylece ona göre muamele edecek. Ama diyelim ki kötülüğü içinden geçti ama yapmadı, dışı aksettirmedi. Yani münafık gibi değil de mümindir ama içinden kötü bir şey geçti, kalbine bir şey doğdu. Yani o da ayrı bir konu olmakla beraber Cenab-ı Hak o vakıa tahakkuk etmedikçe onu cezalandırmayacaktır. Çünkü tahakkuk etmemiş. İmkanat ayrıdır, vukuat ayrıdır, hakikatinde olduğu gibi. İşaratul İcaz'da batılların Kur'an hakkındaki ifadeleri burada anlatılırken, mesela Dr. Morris'in buradaki Kur'an-ı Kerim hakkında genişçe ifade beyan ederken bir de şunu diyor. Kur'an bir kitabı edeptir, edep kitabı. Lisan mütehassısları için, dil alimleri için, bir din alimi var, bir dil alimleri için, lisan alimleri için Kur'an bir elfaz hazinesidir. Yani tamamen lafızlar, lisanların hazinesini Kur'an'da buluruz. Böylece bütün diller, yani bütün dilleri içerisinde barındırmaktadır Kur'an. Yani bütün kainata bir hitaptır. Bütün kainata bir duyurudur. Bütün kainatın lisanını ifade sadedinde kapsamlı bir dili ihtiva etmektedir Kur'an-ı Kerim. Mesela şairler için Kur'an bir ahenk menbaıdır. Böylece her nevi mahlukata hitap edilmiş ilahi bir kitaptır Kur'an-ı Azimuşşan. Onun için lafızların da hakikaten öyle hazinesini içerisinde barındırmaktadır. Yine batılılardan bu manada İngilizce, Arapça, Arapça, İngilizce lügatların muharriri Dr. City Youngist. Kur'an hakkında yine o da şöyle diyor. Lisan ile ilgili kısmı ele alaraktan Allah'ın birliğine iman etmek, hakikat-ı kübrasını ilan ediyorken, Kur'an lisan-ı belagatın, yani edebi sanatın, edebi dilin en yükseğine ve nezahetin nezih oluşunun şahikasına varır. Kur'an, Allah'ın iradesine itaatı, Allah'a isyanın neticelerini izah ederken, insanların muhayyilesini, hayallerini elektrikleyen, yani harekete geçiren en seyyal lisanı, en akıcı dili kullanır. Değil mi? Gayrimüslim de dinlese, İlk defa biri de dinlese o Kur'an-ı Kerim'in o akıcılığını, o lezzetini hisseder. Resul-i Kibriya'ya teselli vermek ve onu teşvik etmek yahut halkı sair peygamberlerin ahvaliyle, milletlerinin akıbetiyle korkutmak icap ettiği zaman Kur'an'ın lisanı en kat'i ciddiyete almaktadır. Yani yine müminlere karşı ifadesinde bir selaset, bir yumuşaklık, bir şefkat ve merhamet. Kafirlere olan ifadesinde ise tam bir celal, kahhar isimlerinin bir tecellisi. Bir yandan cemal ismi, öbür taraftan celal ismi o kelamında da tezahür etmektedir. Yine bu manada Kur'an'ın müteassıp münekkidi ve mütercimi Korsel, o da şöyle diyor. Kur'an'ın lisanı nezahet ve belagat itibariyle nazirsizdir.
Kur'an bizatihi muhteşem bir mucizedir. Yani çünkü Kur'an'ın lisanı Allah'ın lisanıdır. Yine bakınız mesela bir Efendimiz zamanında Muallakat Seb'a diye meşhur olan meşhur yedi şairin sözleri Kabe'nin duvarına altın harflerle yazılırdı. Onunla alakalı Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam zamanında Arabistan şairlerinin şehriyarı meşhur şair Lebit idi. Lebit Muallakat'tan birinin nazımıdır. Onu tanzim eden, düzenleyen. O zaman putperest olan Lebit Kur'an'ın belagatı karşısında lal kalmış, artık konuşamamış. Bu belagatı en güzel sözlerle ifade etmişti. Kur'an'ın belagatı karşısında hayran kalan Lebit, Müslümanlığı kabul etmiş, Kur'an'ın ancak bir peygamber lisanından duyulacağını söylemiştir. O da Allah'ın kelamı. Kur'an'ın lisanı beli ve harikulade seyyaldir, akıcı. Cenab-ı Hakk'ın şan ve celaletini, azameti sıfatlarını ifade eden ayetlerin ekserisi müstesna bir güzelliği haizdir. Yine Kur'an-ı Kerim'i duyunca Lebit'in kısı da demek ki babası gibi edipmiş ki, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini duyunca gidiyor Kabe'nin duvarından babasının o şiirlerini indiriyor. Babası şaşırıyor, hayrola kızım diyor. Baba diyor artık Kur'an-ı Kerim'e karşı diyor senin ayet sözlerinin diyor bir anlamı kalmadı ayetler karşısında. Diyerekten bu manada Kur'an-ı Kerim'in kelamının ulviyetini kızı da bu manada ifade etmiş olmaktadır. Yani onun için Kur'an beliğdir, belagatlıdır, ediptir ve edebi manayı da ifade etmekte. İşte burada bütün Batı filozofları da bu manayı, yani Kur'an'ın kelamının farklı olduğunu, ayetlerin aynı şekilde farklı bir şekilde tertip ve düzen içerisinde olduğunu aynı şekilde hepsi de ifade etmektedir Batılı bu dilcilerin. Kur'an-ı Kerim'i taharri eden, Kur'an bütün dini kitaplara faiktir, bütün dini kitapların üzerindedir diyerekten Kur'an-ı Kerim'in farklılığını bu şekilde ifade ve ikrar etmiştir Batılı alimler ve Batılı filozoflar. Üstadın yine hemen sözlerin başında birinci sözde Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime. İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle bir zamanıdır. Demek ki bütün kainat besmeleyi söylüyor. Bütün kainatın lisanında Bismillah var. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ve ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayece bak diyerekten bunu bir temsil suretinde ifade ediyor. Demek ki bütün mevcudat lisan haliyle Bismillah der. Bu ne? Üstad burada hemen bir beldede aynı şekilde o ahaliyi önüne katıp getiren mesela iki tane jandarma, iki askerin devlet namına hareket etmesi gibi. Aynı şekilde bakıyorsunuz ki kökü ince, taze, latif olan bir çiçek koca kayayı delip çıkıyor. Nasıl çıkıyor? İşte Cenab-ı Hakk'ın emriyle. Ateş diyelim ki İbrahim'i yakmıyor. Niye? Çünkü emir dil ifadesi Allah'ın adıyla oldu. Allah'ın adıyla böylece o şekilde bir ateş onu yakmıyor. Emir yukarıdan geliyor. Ya nar kuni berden ve selamen ala İbrahim ifadesiyle. Emir Allah'tan gelince o ateş İbrahim'i yakmıyor. Onun içindir ki bütün kainat kendi lisan-ı mahsusuyla, özel diliyle Allah'ı sena etmekte, dile getirmektedir. Lisanlarında terennüm etmektedirler. Mesela Kur'an-ı Kerim kalplerde yerleşmiştir. Ama lisanda insanlığa ilan eder. Mesela 1360 senede her asırda 350 milyon şakirti bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren. Yani bu manada demek ki o kutsi hakikat kalpte bulunuyor. Kalpte bulunuyor, zihinde bulunuyor, hafızada bulunuyor. Ama dil ne yapıyor bunu? O içerisindeki o kutsi hakikatları dışarıya ilan ediyor. Dışarıya duyuruyor. Aynen ezan gibi yani. O kutsi hakikatlar böylece hafızların diliyle ilan edilmiş oluyor. Mesela dua bu lisanın en güzel ifadesidir. Dua ile ilgili olaraktan üstad, mesela demek ki insanın vazife-i fıtriyesi, yaratılışındaki vazifesi, taallümle, öğrenmekle tekemmüldür, mükemmelleşmek. Dua ile ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum?
Kimin keremiyle böyle müşfikane şefkatle terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninare besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına, ihtiyacına dair kadir hacata, ihtiyaçları yerine getiren Allah'a, lisanı aciz, acizin de bir dili var ve fakr, fakrin de bir dili var. Acizlik ve fakirlik diliyle boynunu bükmüş kul Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Garibem bikesem, natuvanem zelilem, afuvcuyem, medetkâhem, zidergâhet ilahi der gibi. Acizini ve fakrini bir dil ile olaraktan Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Kadir-ül hacata, ihtiyaçlarını ne getiren Allah'a. Lisan-ı aciz ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Yani aczin ve fakrın cenahlarıyla, kanatlarıyla makam-ı âlâ-i ubudiyete çıkmaktır. İşte o aciz ve fakir lisanı daha etkili bir lisandır. Mesela, nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Daha konuşamıyor yani. Yani ya fiili ya kavli lisan-ı aziziyle bir dua ister. Dua eder. Maksuduna muvaffak olur. Demek ki çocuğun da bir lisanı var, konuşması var, isteği var, arzusu var, talebi var. O ne yapıyor? Bu istek ve arzu ve talebini ağlayarak dile getiriyor. Gözyaşlarıyla bir bakıyorsun ağlar ağlamaz hemen anne peşine koşuyor. Hayrola bir isteğin mi var? Diyelim ki çeşmeyi gösteriyor veya buzdolabını gösteriyor. Yani ona göre demek ki oradaki o dua, o yalvarış, o yakarış, ağlama, sızlama onun bir derece talebinin dışa yansımış halidir, ifade etmiş halidir. İşte duada bu lisan en müessir bir lisandır. Bunu gelin buradan o ubudiyet, kulluk, dua meselesiyle ilgili şöyle ele alalım. Ubudiyet ise, kulluk ise halisen li ve çillah Allah için olmalı. Yalnız aczini izhar edip işte bu bir dildir. Dua ile ona iltica etmeli, sığınmalı. Rububiyetine karışmamalı, tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli, rahmetini itham etmemeli. Evet, hakikat-ı halde ayat-ı beyinatın beyanıyla sabit olan, bütün mevcudat her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi. Bütün kainattan dergah-ı ilahiye giden bir duadır. İşte burada bir el açma, dil, konuşma, söyleme var. Bu da nasıl? Ya istidat lisanıyladır, kabiliyet itibarıyla ne gibi? Bütün nebatatın, bitkilerin duaları gibi. Ki her bir lisan istidadıyla tohum, çekirdek, yumurta, kendi kabiliyet diliyle feyyaz-ı mutlaktan bir suret talep ediyorlar. Yani çekirdeklikten çıkıp meyve verme, çiçek açma, gül olma vesaire. Ve esmasına bir mazhariyet-i münkeşife istiyorlar. Açılacak bir mazhariyet, bir tecelliye mazhar olmak istiyorlar. Veya ihtiyacı fıtri lisanıyladır, yaratılışlarındaki bir ihtiyaç diliyle. Bütün zihayatın, hayat sahiplerinin iktidarları dahilinde olmayan hacat-ı zaruriyeleri için dualarıdır ki, her birisi o ihtiyacı fıtri lisanıyla, cevvad-ı mutlaktan idame-i hayatları için, hayatlarını sürdürmek için bir nevi rızık hükmünde bazı metalebi istekleri istiyorlar. Veya lisan-ı ısrarıyla mecbur, hastadır, hastanın durumu gibi. Hasta ne istiyor? Demek ki şifa istiyor. Yani o konuşamaz hali, durgun hali, onun lisanı hali. Bir duadır ki mustar kalan, mecbur ve zorda kalan her bir ziyru, kat'i bir iltica ile sığınarak dua eder. Bir hami meçhulüne, görünmeyen ama her şeyi himaye edip koruyan Allah'a iltica eder. Belki Rabb-i Rahim'ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mani olmasa daima makbuldür. Dördüncü nevi ki duanın farklı farklı şekillerdeki dili, en meşhurdur bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir. Her biri ayrı bir dil. Mesela esbaba teşebbüs, sebeplere bağlanmak bir duayı fiilidir. Esbabın içtimağı, bir araya gelmesi müsebbebi yani neticeyi icat etmek için değil. Belki lisan-ı hal ile müsebbebi neticeyi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyet marziyi almaktır. Hatta çift sürmek hazineye rahmet kapısını çalmaktır. Adam çift sürünce herhalde anlaşılıyor. Bu dilini bu şekilde toprağa sürerekten konuşmuş oluyor, dile gelmiş oluyor. Bu nevi duayı fiili cevvad-ı mutlakın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan kabule mazhariyete ekseriyeti mutlakadır. İkinci kısım lisan ile, kalp ile dua etmektir. Yani eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki dua eden adam anlar ki birisi var, onun hatırat kalbini işitir kalbinden geçenleri. Her şeye eli yetişir.
her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer, dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı sebebi olan bir vesileyi elden bırakma, ona yapış. Âlâ-yı illiyyin-i insaniyete çık, insanlığın en yüksek makamına. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını, adeta onların dillerini, kendi duan içine al, dilin içine kat. Bir abd-i külli ve bir vekil-i umumi gibi İyyâke nestaîn'de kainatın güzel bir takvimi ol. Yani İyyâke nestaîn'i sen lisan-ı kal ile de, bütün varlıklar da lisan-ı hal ile veya kendi dilleriyle bunu dile getiriyorlar. Mesela bunlardan bir diğeri de, evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince bir ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halık'ından istidat lisanıyla, kabiliyet diliyle bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek su-i mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyi o toprak altında bazı mevad-ı muzurrayı, zararlı maddeleri celbine sarf etse, kendisine alsa, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir. Demek ki o çekirdek lisan-ı haliyle Halık'ından adeta işte ya Rabbi beni, bana neşm-ü neva ver, geliştir, büyüt. Ben kendi senin Rab'lığını, kudretini, azametini, rezzakiyetini, rahmaniyetini adeta aleme ilan edeceğim diyerekten Cenab-ı Hak'tan bunu istidat ve kabiliyet diliyle adeta dile getirmektedir. Yine mesela bu lisanlardan birisi ki insandaki cihazat-ı maneviye, manevi duyguları ve letaif-i insaniye, latifeleri ki her birisi hayvana nispeten 100 derece inbisat etmiş, gelişip açılmış. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü ve taamların, yiyeceklerin bütün çeşit çeşit ezvak-ı mahsusalarını temiz eden insanın zaika-i lisaniyesi. Şimdi demek ki dilimizin de bir vazifesi yok. Çok vazifeler var. Bir konuşma yönüyle vazifesi var. Bir de müfettiş gibi. Farklı farklı lezzetleri birbirinden ayırmak için teftiş edici özelliği de var. Belki daha bilemediğimiz nice özellikler var. Çok affedersiniz. Diyelim ki tükürük özelliğini yapmış olmasından tutunuz da. Yani bütün dilleri bilebilecek adeta çekirdeklerin dünyada diyelim ki binlerce dili, farklı dilleri ki bunun içerisinde hayvanlar da dahil. Bilebilecek demek ki hususiyetler de belki o dilin içerisinde çekirdek nüve halinde, tabiri caizse bir damar halinde mevcuttur. İşte tat alma duygusu lisanı ve hakaikın bütün inceliklerini nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın bütün envaını müştak insanın kalbi gibi sair cihazatları nerede? Demek ki bu manada hayvanın pek basit yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki hayvan kendine has bir amelde münhasıran o hayvanda bir cihazı mahsus ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. İnsanda ise bu nedir? Daha külli manada bu inkişaf eder. Onun için insanın dilinin diğer varlıklardan farklı olaraktan çok iyi şekildeki ifade tarzları vardır. Çok geniş kapsamlı olaraktan dile getirme tarzı vardır. Onun için insanın lisanı külli bir lisandır. Hele hele bir de İlahi dediğimiz gibi kelamullah ile de onu bezemişse daha da külli bir manayı ifade eder. Burada da bu manayı teyiden dördüncü nüktede insanın kainat içerisindeki mükemmeliyetini, duasını vesaire ifade ettikten sonra mesela eğer insan zaafını anlayıp kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese o teshirin şükrünü eda ile beraber maklubuna öyle muvaffak olur. Ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, iktidar zatisiyle onun üçü mişarına, yani yüzde birine, onda birin onda birine, yüzde birine muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder mesela. Tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet, tavuğu arslana saldırtır. Yavrusunu korumak için. Bir şefkat var. Yani dün de bir belgeselde onu gördüm. Tilkiye saldırıyor, kendi hayatını feda ediyor. Yavrusunu kurtarmak için. Yani o adeta o haliyle, saldırmasıyla, lisan-ı haliyle yavrularına olan şefkatini göstermiş oluyor. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cahil dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şayan-ı temaşa bir cilve-i rahmet. Koca arslan bütün hayvanları parçalıyor ama kendi yavrusuna gelince ona hiçbir surette dokunmuyor.
Ya demek ki burada ona dokunmayışı ondaki o duygunun adeta dışa yansımış lisanı ifadesidir ki yavrusuna o manada şefkat gösteriyor. Ey insan! Madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında az ve zaafını istimdat lisanıyla, yani Allah'tan yardım talep etmek suretiyle, fakr ve hacatını, fakirliğini ve ihtiyaçlarını tazarru ve dua lisanıyla, yalvarma ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster ve hasbunallah ve ni'mel vekilde yüksel. Hem deme ki ben hiçim, ne ehemmiyetim var ki bu kainat bir hakim-i mutlak tarafından kasti olarak bana teshir edilsin, benden bir şükür külli istenilsin. Çünkü sen çendan, gerçi nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın, hikmetle yoğrulmuş, birçok fayda ve maslahat içerisinde mevcut olan varlıkların belagatlı bir lisan-ı natıkı, anlayışlı, güzel bir konuşanı dile getiriyor. Varlıkların tüm durumunu, halini insan bu diliyle dile getiriyor. Ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hikmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Ondan dolayıdır ki insanın lisanı bir lisan, bir insan kabilinden kapsamlı bir lisana, dile sahip bütün kainattaki dilleri anlayabilecek, ifade edebilecek bir kapsamlılıkta. 10. meselenin hatimesinde Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil. Çünkü ilahi lisan. Ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez ve her bir harfi 10 adetten 1000'e kadar sevap veren, kelimat-ı Kur'aniyenin mucizane ve cemiyetleri tabirleri yerinde beşerin adi ve cüz'i tercümanları tutamaz. Onun yerinde camilerde okunmaz. Onun için başta ayet-i kerimede لَنَفِدَ الْبَحْرُ اَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ. Yani özetle, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yapraklar kağıt olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelamını yazsalar ve o bizse arkasından ona destek gelse, yardım gelse ve onunla da tekrar Cenab-ı Hakk'ın kelamını yazsalar yine bitiremezler. O derece sonsuz bir ilahi kelam kelama sahiptir. Evet, burada da onunla ilgili olaraktan mesela 3 kısma ayrılan neticelerini burada ifade ederken biz lisan ile kısmına bakacağız. Mesani Zülcelal'in esmasına bakar. Yani her şeyin birkaç ciheti, kendine baktığı gibi, bizzat nefsine baktığı gibi ve Cenab-ı Hakk'a esmasına bakan cihetleri. Her şeyin bir 3 ciheti bu manada, birkaç cihetleri mevcuttur. Bunlardan biri Sani Zülcelal'in esmasına bakar, isimlerine. Mesela nasıl bir usta harika bir makineyi yapsa, herkes o zata maşallah, barekallah deyip alkışlar öyle de. O makine dahi, burada dile getirmek istediğim o makine dahi, ondan maksut istenilen neticeleri tam tamına göstermesiyle, lisan-ı haliyle ustasını tebrik eder alkışlar. O mamulatı, mahsulatı yapmakla adeta ustasına maşallah, barekallah dedirtir. Her zihayat, hayat sahibi ve her şey böyle bir makinedir. Ustasını tebriklerle alkışlar. İşte onun için hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesin derken İsra 44. ayet-i kerimede, işte adeta Allah'ın o varlıkları yokluktan çıkartıp o sureti getirmiş olmasından dolayı bütün varlıklar lisanıyla Cenab-ı Hakk'a maşallah, barekallah diyerekten adeta umum bu manada onu dile getirmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ı takdis ve tesbih etmiş oluyor bütün varlık kendi lisanı mahsusuyla. Gerek Ettehayatu 6. şua bahsinde olduğu gibi üstad, burada da ayet-i kerimeyi tefsir ederken Cenab-ı Hak biz gökyüzünü yıldızlarla tezyin edip süsledik, güneş ve ayı musahhar ettik. Bundaki azameti ifade ederken o manaciyetiyle karanlık üstüne çökmüş olan yıldızlar o envar-ı azimeden birer lema alıp yıldızlar adedince elektrik lambaları yakılmış gibi o alemi semavat nurlandı. O boş ve hali tevehüm edilen semavat dahi melaikelerle, ruhanilerle doldu, şenlendi. Sultan-ı ezel ve ebedin hassiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar bir manevray ulvi yapıyorlar tarzında o Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşai rububiyetini gösteriyorlar gibi gördüm bütün kuvvetimle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla ve beni dinleselerdi bütün mahlukatın lisanlarıyla diyecektim.
hem umum onların namına dedim. Demek ki, yani düşünün dünyadaki binlerce dili. Bir de her bir insanın kendisinin bütün dilleri bildiğini düşünün ki o kabiliyet insanda var. Bir de hayvanların, bitkilerin, hatta taşların, camidatın, bütün varlıkların dilini düşününüz. Ve subhanallah. Onun için onunla ilgili ayrı üstad mesmuat alemi, meşhudat alemi, mubsirat alemi, me'kulat alemi diye farklı farklı alem. İşte insanın hususiyeti o. Bütün alemlerin çekirdek ve nüvesi insanda var. Bütün kainat namını insan o lisanlarla bunu dile getirebilir. İşte o da Allah nuru semavati vel ard mefel nuru ikemiş gâdın fiyâ misbah. El misbah fî züccâce, ez züccâce tüke enlâ kevkebun durrîn yûkadın min çeciretin mübareke. Zeytûnetin lâ şarkiyetin ve lâ garbiyye. Yekâdu zeytûa yutî'u ve levlem temsesu nâr nurun alâ nur. Yetillâhu li nûri men yeşâ ayetini okudum, döndüm, indim, ayıldım. Elhamdülillah alâ nuril iman vel Kur'an. Bütün kainatın lisanıyla, bütün mahlukatın lisanıyla biz de aynısını diyor ve ifade ediyoruz. En azından niyeten ve tasavvuren. İşte aslında bütün bu hakikatler iman ile, imanın tezahürüyle açıklanıyor. Onunla bilinir, anlaşılır, görülür. Ve keza iman nazarında bütün ecramı, cirimleri, hayatlar ve birbirine ünsiyetli, uyumlu olduklarını görüyor. Ve her bir cirmin lisanı haliyle Halik'ına tesbihat yapmakta olduğunu da gösteriyor. İşte iman gözüyle. İşte bu itibarla bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. Binaenaleyh imanın şu görüşüne nazaran o ecramda dehşet, vahşet yoktur. Ünsiyet ve muhabbet vardır. İşte bu da iman ile anlaşılır. Başkasının dilini bilmeyen nasıl şey yapsın? İman ile anlaşılmış olur. Mesela bunlardan, yahu bakın kamera, aya, yıldızlarla denizler birbiri de kendine mahsus birer lisanla ehlen, sehlen, merhaba derler. Hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız? Adeta bütün kainat aslında bunu ilan ediyor, duyuruyor. Ve bu manada kendimin de Veciz Sözler adlı hazırlamış olduğum tüm külliyatlar, Risale-i Nur külliyatından 6000 sayfada, tüm külliyatta geçen veciz, kısa öz, lisan ile ilgili burada cümleleri ele aldım. Tespitler.com'da buna ulaşabilirsiniz. Demek ki bu da iman nazarıyla, ancak iman gözlüğüyle, perspektifiyle, bakışıyla, açısıyla elbette ki anlaşılabilir, ancak düşünülebilir. Burada bir kıssa ile de son vereyim. Temel ile Tursun Sultanahmet'te gezerken bir turistle karşılaşırlar. Turist Temel'e sorar. Konuş İngilizce. Temel bilmez. Arapça sorar, Farsça sorar, İtalyanca, Fransızca 10 dil sorar. Bizim Temel hiçbirine cevap veremez. Döner Tursun'a der ki, Dursun der, ya adam bize 10 dille bildi de demiş. Biz adamların bir dilini de anlayamadık. Dursun da Temel'e demiş ki, ya demiş, adam 10 dil biliyor, hala kendisini anlatamıyor. Ne demek istediğini bildiremiyor, ne anlamı var şeklinde. Burada anlamak ve anlatabilmek. Kulakları açabilmek, kainatın ne dediğini elbette ki bilebilmek. Bu da dediğim gibi iman ve marifet ışıklarıyla, diliyle ve kulağıyla bilinir, anlaşılır. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.